Arkadaşlar, Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi İsmail ile birlikte Dolmuş'tan indik. Hemen köye gideceğiz ve oyunlara yonca balyası getirmeye gideceğiz. Tatil bu aralar. Tatilde köy işlerini görmeye çalışacağız. Herkese şimdiden hayırlı seyirler diliyorum. Hadi gidelim İsmail. Tamam, tamam gidelim. Evet arkadaşlar, İsmail'le beraber yolculuğumuz devam ediyor. Gerçekten de hava sıcak, güzel bir gün. Şöyle manzarayı çek İsmail. Gördüğünüz gibi. Gel. Hadi gidelim İsmail. Gel. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten yaz günü gibi bir hava var bugün. Böyle günlerde hemen köy işlerini halletmek lazım. Sarımsaktır, tarladır, tarla sürmesi. Hepsini halledeceğiz inşallah. Evet. Az bir yolumuz kaldı. Arkadaşlar şu anda köye geldik. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım eve doğru. Oo ana! Ne ediyorsunuz? Anam sarımsağa başlamış arkadaşlar. Bizden habersiz sarımsakları kopartmaya başlamış. Ne ediyorsun? Kim dostum Fatih? Ne ana? Kolay gelsin. Hoş geldin. Dayım pazara sarımsak götürdü. Onun hayvanlarına baktım. Ha. Uzlara biz baktım. De şey ya. Şimdi dostum. Uzlara uzlara yonca balyası almaya gideceğiz. Ha, ben teyzem de, dedi böyle böyle anan arayıp duruyor dedi. Şey ya. Çocuk çok... geldik. Gelme oğlum. Gelme dur. Dur gelme. Gözünü seveyim dur. Tamam. Kitaplar öyle ki. Ha. Ha. Felaket ya. Ben de Erhan'ı saman boşaldım. Evet. Anam sarımsakları kopartmaya başlamış. Baksana. Bir tane teyzeye bir tane şey ya ve ya. İsteyen eve de şey ne diyecektim. Bunları şey etmeli. Ayrı. Öğütleri bir yere koy. Serelim bunu serelim. Sağda da bak serin bunu diye şey bir ramon içine falan serelim. Duralım kuş dur. Vuru emme Fatih. Çocuk dur. Vuru da. Dişlettiriz ya olmasa. Dişlettireceğiz Fatih. Nerede ben bunu dişleyin oğlum? Yok. Yok canım sen nereye yetişeyim? Ben karnımı zor doyuruyorum vallahi de. Tatilde arkadaşlar sarımsağımızı dikeceğiz. Allah nasip ederse halledeceğiz. Hayır Fatih. Havanın... Elimizin hemen ayağımızı tozuyla gördüğünüz gibi kopartmaya başladık. Dur oğlum dur. Oy. Dur git çocuk. Koyuna niye gitmez ana bu? Döndü geldi şuradan Fatih. Allah Allah. Tamam. Döndü geldi oradan. Tamam. Ne edeyim? Kuzulara dedim bol bol ama yedirelim yoncayı. Fatih. Tabii canım kuzula yesin ya. Onlara yığıp geleyim ben. Yıldırım demiş ki bulamazsınız demiş yani. Yıldırım dayı sağ olsun ya. O... Şeyden su başından götürtmüş yok. Tamam halledeceğiz onu. Aslında demiş. Ben bunu boşalım. Üstümüzü başımızı değiştirelim biz. Ver kızım demiş. Bir ton ver demiş ya. Aslında ben yine alırım. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hakiki taş köprü sarımsağı. Ne solar ne bir şey eder. İsmet bari. Çin sarımsağı olsa şimdiye kadar hayatta dayanmaz. Mümkün değil. Bu sarımsağı hep beraber dikmiştik. Takipçilerimize gönderdik. Yani ne desem boş. Hepinizden yemeyen bir tane. Allah razı olsun. Ha sarımsağın fiyatı çok arttı. O da ayrı bir konu olsun. Hiç önemli değil. Boş ver. Ben sözümü tuttum ya. Anamla beraber hindi, çok uğraştık. Hindi satıyor. Onu keselim ana. Keselim biz onu. O bizim Salih'in hindisi. İki. He? İki tane. Daha bir de Kazım var. İki. Bunu keselim bunu. Lan hiç neşem yoktu. Siz geldiniz neşelendim. Tabii canım. Fatıma'yı çektim ana. Görsün. Hele. Sure okuyor ha. Götüreydin ah. Güneşlerde gezerdi. Sen diye gelmiyorsun babaanne bana. Neden gelmiyorsun? Hastalı var diye götürmüyorsun ana ya. Şimdi şu anda. Biraz ama daha soğuk, ısınsın belli. Ben onu alıp da geleceğim. Tabii canım baharın aldı gülsün. Kamasasan böyle arkadaşla bir yandan. Gittin bir de kamasasanımız var tabii canım. Ama her gidişimde tulum götürüyorum ben ona. Vay. Ha, tulum benim alıyorum. Yerime de götürdüm ben gidemedim ya, bir ayda. Ama her gidişimde tulum alıyorum ben ona. Torunlara bir ayda gidemedim uzunların yüzünden. Tabii canım. Ya, kuzula da bir torun aynı ne edecek onlara da bakmasak o da olmuyor. Saçağa çıktım. Ha. Maşallah inşaat ustası gibi her iş geliyor elimde. Kıroda yavaş yavaş çıktım. Ha. Ne diyeyim?
Duman baba iş. Maşallah iş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak. İş. Görüyor musun? Taş gibi duruyor. Hakiki taş köprü sarımsağı. Ne dedim? Yani dikme parası, hani şey parası. Tabii canım onun şimdi dikme parası da var. Dişleme, diş. Onlar çekiyor. İsmail çekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi bunun dişletme parası var. Dikme parası var. Ya. Hepsini ayıracağız. Diyorsun Fatih, ufak... Makine iyi bizim için. Değil mi Mehmet? Bir kişinin günlüğü 90 milyon mu? Ya yapamıyoruz ana. Yani ya şimdi... üç öğün onu tabii yemeğiyle yani işte şekilde... uğraşacağım. Ben yetişemiyorum ki. Anam yetişemiyor. Başımıza aldık mı sarımsağı bir kere? Bu yıl da dikeyim Fatih. Tamam anne tamam. Yani dikeriz de. Tamam seviyorum ben sarımsağı da işte eziyet zahmetli bir iş. Gerçekten de kolay bir şey değil. Yok böyle ya. Bunu ilk başta koparacaksın. Sonra Fatih eziyet değil bir şey yok. Dişletme makinesine vereceksin. Ana bir de şu var. Sen olmayınca yanımda ben tek kalıyorum. Tabii. Yanımda bir insan şimdi yok. Şimdi bir de bunun bu sarımsağın belli olmuyor arkadaşlar. Sarımsak yerini sevmiyor. Anam kaybolup gidiyor tarlada bir hastalanıyor. Bir yılda böyle olursa evet. Fatih. Bunun yerine 8 traktör sarımsak şey koyun gübresi çektim. Kamasasa'nın koyun gübrelerinden babamın. 8 traktör attık. Yani geçen bir tane abiyi gördüm diye ki Fatih senin bol bol sulaman lazım onu diye. Allah. Yakarsın yoksa diye ne? Gari ne edelim yağmurlamaları koruz içine durar. Yakup olsun ben olayım izin aldıkça geliriz sularız. Öyle. Başka çaresi yok basla bir kere. Şey. İş güç de sıkıntı bak. Tatile yol, çıktım. Yol yapacağız Fatih yol. Ya yol kolay ya o sıkıntı yok sen kafanı takmamış. Kafanı başta. Takma. Başma ya hani şey. Tamam sen kafanı takma. Aramızdan. Onu halledeceğiz. Tamam. İşte arkadaşlar sarımsak işi de böyle. Ayağımızı tozuyla daha üstümüzü değiştireceğiz. Oyunlara saman neydi? Kuzulara yonca balyası almaya gideceğiz. Bir sürü işimiz var. Peki, Salih nerede ana? Salih şeyde evde çay içiyordu. Tamam. Evet. Tamam. Aa. Babam gitti mi koyuna? Babam gitti. Babam gider gayrı durmaz. Babam gayrı işi... baban yolu değişti. Tepeden mi çıkıyor? Oradan gidiyor. Anladım. Babamın sağa sola belli olmuyor. Kalmaz Hasan bu. Daha video yatamadım. Kahvaltı videosunu çektim de. Geçen gün atamadım ya. Nelere diye sana bal aldın diye. Tekşe diye. Bu diye gerçek bal değil diye. Arkadaşlar anam bal almış. Adam esaslı adam gidi. Beğendi. Ne? Gidi. Ha. Hoca. Anladım. Balı mı diyorsun? Ha yedi. Tabii. Şimdi tabii ki balı kimden alacaksın? Üreticisinden alacaksın. Şey... Tanıdığından alacaksın. Oy. Kötü olsa yiyin mi? Yok tanıdığından alacaksın. Hani. Dediğim gibi arkadaşlar biz artık üstümüzü başımızı değiştirelim. İsmail çekiyor mu? Üstümüzü başımızı değiştirelim. Fatih. Ha. Şurada bir sürü yıkamış çamaşırlar var. İçinden sen oradan bul. Ana benim eskiden giydiğim pantolonlar neydi nerede? Burada da yıkanmışlar. Tamam. Köyde giydiklerim. Burada var oğlum bak. Tamam işte. Beni çalıştırıyorum. Çayını içiyor oğlum. Terledim ya. Biz yeni kalktık daha kahvaltı yaptık. Minibüse bindiğimizden geldi. Emin tamam boşaldı. Boş şey ederiz bakarız şimdi. Mamada bakarız. Neydi onun adı? Biz durmayalım gidelim. Halam demiş teyzem aramış böyle böyle gelsin. Benim de gidesim var deme. Seni de mi? Gidelim mi? Halana göresim geldi de. Allah'ını seversin. Gidelim hep beraber. Hı. Sarımsağın üstünü kapat. Gideyim mi? Sen karışma Ramu'ya koşalım. Ramu ben de oturuyorum içine. Ha. Gidelim mi? Gidelim. 5 dakika gidelim de gelelim o zaman 1 saat kadar. Bunu örtü verin çatırına ne olacak bir şey olmaz buna. Ne edelim ya baksana diyeyim ya. Diyeyim mi ne diyeyim? Vallahi bilmiyorum anne. İyi maşallah taş gibi duruyorlar be. Yetmemiş. Bu sarımsağın erken çıktığı zaman şey diye değil mi ana? Mesela yatmadığı zaman başları solma yapıyor. Tabii bu yıl için, şey edeceğim. İçinde illakin oluyor bazen illakin solduğu da oluyor. Neden derseniz erken çıkan sarımsak da yapıyor öyle şeyi. Şunları ayrı veriyorum bu böyle bir çorba. Ufakları mı? Arkadaşlar hep yolladık takipçilerimize. İlaç falan yaptılar böyle. Kavanozlara doldurdular sağ olsunlar. Bana da yapsınlar da yollasınlar. Ben yapamıyorum tembellikte. Hiç sorma ne ya. Ben sabahları bazen aç karnı yutuyorsun sarımsak. Okudum internetten çok faydası ben var. Ben de yuttum. Hah. Geçen de grip oluyordum arkadaşlar. Yalan yok bak. Baktım grip olduğumu hissettim. İş yerindeydim. Tam da iş yerinde sarımsak yedim mi? Ondan sonra 3 diş sarımsak yuttuydum böyle. Birazında çiğnedim de yuttum. Ulan arkadaş. Üretçik sonra bir şey sarımsak diye arkadaşlar diyor lan Fatih bu sarımsağı kim yedi ben yedim valla dedim ama akşama ne grip kaldı ne bir şey.
şey ya, aç karnı yutacaksın böyle şibiri. İşte yemekte de yiyeceksin, soyacaksın yanında kış günlerinde özellikle televizyonda şey. Söylüyor. Biz söylemiyoruz bunu yani. Kanseri bile önlüyormuş. Tabii yani. Canım, aç karnı yuttuğun zaman değil mi? Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdiye kadar zaten Çin sarımsağı hayatta kalmaz şu mevsimde. Buradan bütün sarımsak üreticilerine de selam olsun hepsine. Tabii ki bu sarımsak işinde en çok zorluk annelerimizin, bayanların. Gerçekten de bak şimdi yalan yok yani. Elleriyle dişliyle, tarlaya dikele mesela o soğuk günlerde şeylerde. Ben 3 günde güvemedim sığama. Evet. 3 kişiye verdim. Tabii. Yani... Aynen şimdi mesela günden güne sığıyorum. Adamın ihtiyacı oluyor bir anda. Yani en çok iş bayanlara, analarımıza düşüyor tabii. Kolay değil. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ülke olarak sarımsağın zor günlerdeyiz. Sarımsağın ben diktim çıkadım oğlum. Yani şey mi diyorsun, kuzuları mı diyorsun? Kuzuları, biz 2 ton, 3 ton sarımsak parasını çıkadım ben. Evet. Hamdolsun. Ne diyeceksin ana, traktörün taksidi bu bir yandan. Ya. Borç olunca ülke olarak gerçekten zor günlerdeyiz arkadaşlar. İş olsun, güç olsun yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyelim? Allah'a fatih. Gerçekten...